Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Uzaktan eğitimin yaşandığı bu günlerde uzaktan eğitime destek amacıyla 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerini çekeceğiz. Giriş ünitesiyle başlayacağız. Tabii bunu farklı bölümlere ayırdık. Ayrı ayrı kısımlar şeklinde vereceğiz. Aynı zamanda videomuzun görsellerini de açıklama kısmındaki linki ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, edebiyat tarih ilişkisi. Edebiyat, düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanattır. Tarih ise insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik gelişim ve değişimleri belgelere dayandırarak sebep ve sonuç ilgisine bağlayarak inceleyen bilim dalıdır. İşte edebiyatla tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi onları görelim. Edebi bir eserde tarihi bir konu, olay ya da kişilik işlenebilir. Edebi eserler bir tarih kitabı gibi olaylara bilimsel yöntemlerle yaklaşmaz ve tarihi olayları olduğu gibi aktarmaz. Edebi eserlerin tarihten ayrılması inandırıcı olmaları açısından önemlidir. Yani şuna bakalım, anlatmak istediği şu, edebi bir eserde bilimsel yöntemler olmaz. Evet, gerçekleri aktarır ancak sanatçının dünyasında olan gerçekleri aktarır. Bilimsel yöntemler de bu işe yaklaşmaz edebiyatçı. Her edebi metnin içinde oluştuğu tarihi bir dönem vardır ve edebi metinlere bu dönemin özellikleri ve izleri yansır. Kısacası, edebiyat tarihi, tarih de edebiyatı etkiler. Tarihi roman başta olmak üzere şiir, tiyatro, biyografi, destan, efsane, monografi ve portre gibi edebi eserlerde tarihi gerçekliklerin izleri sürülebilir. Şimdi örneklerimiz var, onlara bakalım. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Oğuz Kağan Destanı gibi tarihi olaylar aynı zamanda edebiyatın konusudur. Ki Çanakkale Savaşı üzerine hem romanlar yazılmıştır, hem şiirler söylenmiştir, hem de türküler yapılmıştır. Yine Kurtuluş Savaşı üzerine hem romanlar vardır, hikayeler vardır, şiirler vardır. Oğuz Kağan Destanı hem Mete Han'ı anlatması açısından tarihi için önemlidir, hem de edebi yönü olduğu için edebiyat için önemli kaynaklardır. Ateşten Gömlek, Sodom ve Gomorre, Devlet Ana, Osmancık, Savaş ve Barış gibi romanlar edebiyatın olduğu gibi tarihinde konusudur. Ateşten Gömlek'e baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı anlatılır. Sodom ve Gomorre'ye baktığımız zaman milli mücadelenin yaşandığı dönemde İstanbul'un durumu anlatılır. Devlet Ana'ya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılır. Yine Osmancık, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatır. Savaş ve Barış'a baktığımız zaman Rus Savaşı'nı anlatır. Önemli eserlerdir bunlar. Bunlar hem tarih açısından hem de edebiyat açısından önemli eserlerdir. Edebiyatın olduğu gibi tarihin de konusudur bu eserler. Edebiyat-din ilişkisi. Din, insanların yaratıcı olarak kabul ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütünlüğü ve bu imana göre davranışların nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yoludur. Din, insanların hayatı algılayışlarıyla alakalı kültürün temel taşlarından biridir. Edebiyatı baştan aşağı değiştiren bu faktör kültürün temel taşıdır. Kültür, din ile şekillenir. Kültürü şekillendirecek kadar güçlü olan din, kültürün bir ögesi olan edebiyatla ilgilidir. Din, kendi kavramlarını, hayata bakışını edebiyata taşır. Dinle birlikte edebiyatın hem içeriği hem de şekli değişir. Örneğin, dini anlayış bir nazım birimi olan naat, yani Peygamber Efendimizin niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kasidelerdir bunlar. Naat olarak bazen de eserin içeriğinde karşımıza çıkar. Yunus Emre'nin Çağırayım Mevlam Seni şiirindeki gibi ne yapıyor? İçerikte de
görebiliriz. Aslında edebiyatla din ilişkisinin en önemli noktası şu. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında Budizm, Manizm, Gök Tanrı gibi inanışlar vardır ve bu edebiyata yansır. İslamiyetle beraber artık İslami kültürün, İslami inanışın inanışa göre hareket eden edebiyatçılar ne yapmışlardır? Arap edebiyatından, Fars edebiyatından etkilenmişlerdir ve Arapça ve Farsça sözcükler edebiyatımıza girmiştir. Yine o dönemde gazel, haside, mesnevi gibi nazım biçimleri edebiyatımıza girmiştir. Bu da aslında dinin edebiyat üzerindeki etkisi, yine edebiyatın dine yansımasıdır. Edebiyat ve din etkileşim içindedir. Nasıl ki din edebiyatı etkiliyorsa, edebiyat da dini etkilemektedir. Örneğin Ahmet Yesevi Hikmetleri'yle, ki Divan-ı Hikmet diye büyük bir eseri vardır, Hikmetleri'yle tasavvuf düşüncesini aşılamıştır. Yani o Hikmetler kitabını yazmıştır ve tasavvufi inanışla beraber insanlar biraz daha dine yoğunlaşmıştır. Yunus Emre ve Mevlana İslam'ın evrensel mesajlarını eserleriyle tüm dünyaya yayarak insanları İslam'a ısındırmıştır. Eski Türkler 11. yüzyıla kadar Gök Tanrı inancına bağlı kalmışlardır. İslamiyet'in kabulüyle İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı başlamış ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Dilimize İslamiyet'le birlikte Arapça ve Farsça sözcükler, yine farklı nazım biçimleri edebiyatımıza girmiştir. Gördüğünüz gibi hem edebiyat dini etkiliyor, hem de din edebiyatı etkiliyor. Hem tarih edebiyatı etkiliyor, hem de edebiyat tarihi etkiliyor. Karşılıklı ilişkiler vardır. Devam ediyoruz. Evet, Türk edebiyatının ana dönemleri. Tabi ana dönemlerini biz daha sonraki videomuzda işleyeceğiz. Burada Türk edebiyatının, yani ana dönemlerle bağlantılı olarak Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri göreceğiz ve bunları tek tek açıklayacağız. Ne göreceğiz? Dil anlayışı, coğrafi değişimler, dini yaşam, alfabe değişimleri, sanat anlayışı, lehçe şive farkları ve kültürel ayrışmayı göreceğiz. Başlayalım. Evet, bir dil anlayışı diyoruz. Edebi metinlerde asıl malzeme dildir. Dilin sanatlı, yani ağır kullanılması veya sade, yani yalın kullanılması bir ölçüttür. Bu şey, mesela örnek vermek gerekirse halk edebiyatı ve divan edebiyatını ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi dilin kullanımıdır. Divan edebiyatında sanatlı ağır bir dil kullanılır, halk edebiyatında ise sade bir dil kullanılır. İki diyoruz, dil coğrafyası. 10. yüzyıldan sonra farklı coğrafyalara göçen Türklerin dillerindeki değişiklikler Türkçenin Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olarak ayrılmasına neden olmuştur. Tabi önce Doğu, Batı diye ayrılır, sonra Kuzey ve Doğu, yani Doğu dediğimiz kısım Kuzey Doğu Türkçesi ve Kuzey Batı Türkçesi olarak ikiye ayrılır. Böylece dilleri ve alfabeleri farklı topluluklar oluşmuştur. Mesela Batı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesine ait bir koldur. Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azeri Türkçesi buna aittir. Doğu Türkçesine baktığımız zaman Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi gibi Türkçeler görüyoruz. Yani coğrafya aslında dili etkiliyor, dönemlere ayrılmasında etkili oluyor. 3. Dini yaşam. İslamiyet'in kabulünden önce Göktürk yazıtlarında söz edildiği gibi Gök Tanrı inancı olan Türkler, daha sonra Şamanizm, Budizm, Maniheizm gibi inançlarla karşımıza çıkar. 10. yüzyıldan itibaren ise Karahanlılar başta olmak üzere İslamiyet ile dini yaşamlarına devam eder. Ki dini yaşam en önemli ölçütlerden bir tanesidir. Türk edebiyatını dönemlere ayırdığımız zaman İslamiyet öncesi Türk edebiyat, İslami dönem Türk edebiyat ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyat diye üçe ayırıyoruz. İşte İslamiyet öncesi ve İslami dönem dediğimiz zaman aslında dini yaşamın ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Devam edelim. 4. Alfabe değişimleri. Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanmıştır. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmıştır Türkler. Bu alfabeler değişime neden olmuştur.
Ki biz İslamiyet'le beraber artık Uygur ve Göktürk alfabelerini bırakıp Arap alfabesine geçmişiz. Yine Cumhuriyet döneminde ise Arap alfabesi terk edilip Latin alfabesine geçilmiştir ve orada yeni akımlar, yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. 5 sanat anlayışı modern Türk edebiyatına yani Cumhuriyet dönemi ve sonrası modern Türk edebiyatına sanat sanat içindir ve sanat toplum içindir anlayışları dönemlere ayrılmasındaki bir ölçüttür. Yine halk edebiyatı ve divan edebiyatının farklılaşması nedeni sanata bakış açılarıdır, seslendiği kesimdir. Yine mesela Tanzimat dönemi var. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatının ilk dönemi. Tanzimat edebiyatını biz ikiye ayırıyoruz. Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönem. Bunları bir ve iki diye ayırmamızın en temel nedeni sanata bakış açılarıdır. Tanzimat birinci dönem sanatçıları sanatı toplum için yaparlar. Tanzimat ikinci dönem sanatçıları ise sanatı sanat için yaparlar. Yine Servet Fünun Edebiyatı, Fecriati, Milli Edebiyat diye ayırmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi sanata bakış açılarıdır. Altı diyelim lehçe ve şive farkları. Bir dilin bilinmeyen bir dönemde ayrılan kollarına lehçe denir. Türkçenin Yakutça ya da Yakut Türkçesi ve Çuvaşça yani Çuvaş Türkçesi olmak üzere iki lehçesi vardır. Çağdaş Türk edebiyatını Kırgızistan Türk Edebiyatı, Kazak Türkleri Edebiyatı, Özbekistan Türk Edebiyatı, Azerbaycan Türk Edebiyatı gibi dil olarak farklı şivelerle oluşturulan edebiyatlar adı altında toplayabiliriz. Yani biz aslında Özbek Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi diye ayırabiliriz. 7. Kültürel farklılaşma. Edebiyat kültürün bir ögesidir. Kültürdeki değişimler edebiyat edilir. Türk kültürünün değişmesinde İslamiyet'in kabulü ve Tanzimat Fermanı'nın büyük etkisi vardır. Ki az önce de bahsettik, Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki en önemli ölçütlerden bir tanesi dindi ki İslamiyet'in kabulü, ikincisi Tanzimat Fermanı'dır. Bunlarla beraber İslamiyet öncesi İslami dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ne yaptı? Doğudan yüzünü batıya çevirdi. Yani kültürel bir farklılaşma oldu. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda Türk Edebiyatı'nın ana dönemleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Umarım faydalı olur. Eklemek istediğiniz şeyler varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa, videoda sıkıntı olarak gördüğünüz kısımlar varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. PDF linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, abone olmayı unutmayın.